insan hakları savunucuları ve kayıp aileleri olarak her cumartesi düzenlediğimiz kayıplar bulunsun, failler yargılansın, barışçıl anma eylemimizin bu haftasında kayıplarımızın, faillerinin bulunması ve yargılanması için yine bu alanda bir aradayız. Bizler ölülerimizin yasını tutabilmek, onları insan onuruna yakışır bir şekilde bu usulün cedemledebilmek için adalet istiyoruz. Çocuklarımızın, eşlerimizin, kardeşlerimizin akıbetini öğrenmek istiyoruz ve sormaya devam edeceğiz. Her hafta alanlardan faili meşhur cinayetlerin, faillerin yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmasını ve kayıplarımızın akıbetinin açıklanmasını istiyoruz. Kayıplarımızın failleri bulunsun ve yargılansın. Bu hafta 14 Nisan 1985 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesi Eşme köyünde kaybedilen Ali İhsan Dağlı'nın akıbetini sormak için toplandık. Ali İhsan Dağlı 14 Nisan 1995 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Eşme köyünde gözaltına alındı. Dağlı gözaltına alınırken ve gözaltındayken görenler tanıklık yaptı. Hatta gözaltındayken çekilen fotoğrafları gazetelerde yayınlandı. Ama İnsan Hakları Derneği ve ailesinin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Devletin biz almadık, bizde yok cevabı hiç değişmedi. İlk yargı yolları tükenince ailesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mayıs 2007'de oy birliğiyle Türkiye'yi mahkum ettiği kararında yaralı ele geçen Dağlı'nın askeri araca bindirildikten sonra gözlerinin bağlandığı, kendisine askeri doktor tarafından tıbbi müdahale yapılarak ilçe jandarma komutanlığına götürüldüğü, operasyonda görev yapan piyade er belgenin Dağlı'nın gizlice fotoğrafını çektiği ve bu fotoğrafların merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Merkezi'ne gönderildiği belirtildi. Ayrıca kararda Dağlı'nın gözaltında kaybolduğu operasyonun dönemin jandarma asayiş kol ordu komutanı Kor General Hasan Kundakçı'nın yönettiği de belirtildi. Bugüne kadar bilinen faillere ulaşma ve yargılanmalarını sağlama konusunda devlet hiçbir şey yapmadı. Tüm kayıp vakalarında olduğu gibi Ali İhsan Dağlı'yı kaybedenler de korundu. Bizler her hafta alanlardan yetkililere sesleniyoruz. Kayıplarımızın akıbetini sorgularken onlara dair bir iz bulunmadan, hakikatler ortaya çıkarılmadan ve adalet sağlanmadan bu mücadeleden asla geri atmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Demokratik devletlerin hak ve özgürlük talep edenleri bastırma, sindirme amacıyla uyguladığı bir şiddet yöntemidir. Oysa yaşam hakkı bütün hukuk sistemlerinin koruduğu, korumak zorunda olduğu bir değerdir. Devletin en önemli fonksiyonu, birey ve haklarını kimden gelirse gelsin bütün saldırılardan korumak ve mümkün olmadığı takdirde saldırıda bulunanları cezalandırmaktır. Bu insanlık dışı suçun fail ve sorumlularının suçlanmasına, yargılanarak hakkaniyete uygun bir şekilde cezalandırılmalarına olanak yaratmayan devletler hiç şüphe yok ki antidemokratiktir, ihlalcidir, baskıcıdır. Bizler 119 haftadır Türkiye'deki antidemokratik rejimi ifşa ediyor. Yaşam, adalet ve özgürlük haklarına saygı gösterilecek bir ülkede yaşamak her vatandaşın hakkıdır. Bu hakları savunmak hepimizin sorumluluğudur diyerek buluşuyoruz. 119 haftadır ısrarla söylüyoruz. İnsan haklarının etkili bir biçimde korunduğu bir sistem oluşturulmadan yurttaş olarak yaptığımız hukuki girişimlerin adalet temelinde sonuçlandırılması sağlanmadan bu topraklar demokrasiden ve insan haklarından hep uzak olacaktır. O yüzden kayıp dosyalarındaki cezasızlık yalnız bizim değil, tüm yurttaşların sorunudur. Türkiye'nin sorunudur. 119. haftamızda 2005 yılında katledilen Abdülhaluk Geylani için bir araya geldik. 2005 yılında Şemdinli Umut Kitap Evi'nin bombalanması ile Yüksekova'da başlayan gerginlik, kolluk kuvvetlerini sert ve hukuksuz bir biçimde ateşli silahlar kullanarak birçok yurttaşımızın hayatını yitirmesine neden oldu. Bunlardan biri de henüz 22 yaşındaki inşaat işçisi Abdülhaluk Geylani'ydi. İlçe genelinde Şemdinli Umut Kitap Evi'nin dönemin genelkurmay başkanı tarafından "Tanırım, iyi çocuklardır" dediği askeri personeller tarafından bombalanması şehir genelinde çeşitli olaylara sebebiyet vermiş,
Bu olayları protesto etmek için sokağa çıkıp demokratik haklarını kullanmak isteyen insanların ise üzerine ateş açılmıştır. Abdülhaluk Geylani'nin elinden alınan yaşam hakkının her daim takipçisi olacağız. Cumartesi anneleri olarak sorumluların bir an önce adil bir yargı sistemi karşısında amasız fakatsız yargılanmasını talep ediyoruz. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın, adalet arayışımızın 793. haftasındayız. 793. haftamızda 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle gözaltında kaybeden faili meçhul bir faili belli cinayetlere kurban giden çocuk gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Çünkü umudun, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü hatırlatmakla mümkündür. 90'lı yıllardan günümüze devletin şiddet politikaları sonucu çocuklara yönelik ciddi hak kayıpları yaşanmıştır. Her seferinde failler cezasızlık politikalarıyla aklanmışlardır. Hatta kimileri bu suçlardan dolayı devlet mertebesinde bizzat ödüllendirilmiştir. Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu, çocukların yaşam hakkının korunmasını güvence altına almıştır. Çocukların korunması, haklarının güvence altına alınması devletlerin asli görevidir. Ancak çoğunluğu yaşadığımız bu coğrafyada olmak üzere onlarca çocuğun yaşam hakkı, devletin şiddetinin varlığı, son noktada olan gözaltında kaybetme faili meçhul cinayetle yöntemiyle ellerinden alınmıştır. İnsan Hakları Derneği'nin oluşabildiği verilere göre 27 çocuk yaşam hakkına yönelmiş en gaddar, en vahşi saldırı olan gözaltında kaybetmenin hedefi oldular. Dersim'in Mirik mezrasında ailesiyle birlikte 3 yaşındaki Dilek Serin, Bozat'ta 15 yaşındaki Ahmet Akbaş, Mardin'de Davut Altun Kaynar, 13 yaşındaki Seyhan Doğan, 16 yaşındaki Nedim Akyön, Kızıltepe'de 16 yaşındaki Mahmut Abak, Nusaybin'de 16 yaşındaki Faruk Aksan, Şırnak'ta 15 yaşındaki Ahmet Sınır, Uludere'de 12 yaşındaki İlyas Diri, 16 yaşındaki Zeki Diri, Silopi'de 17 yaşındaki Deham Güney, 14 yaşındaki Ahmet Dansık, Cizre'de 16 yaşındaki Yahya Akman, 12 yaşındaki Abdülazizi Gaysak, Hakkari'de 16 yaşındaki Lokman Kaya, Yüksekova'da 13 yaşındaki Münir, 4 yaşındaki Lice'de 14 yaşındaki Metin Budak, 15 yaşındaki Servet İpek, 15 yaşındaki Çayan Çiçek, Hukta 12 yaşındaki Ümit Taş, Silvan'da 16 yaşındaki Zeki Akyıldız, Bismil'de 17 yaşındaki Sabah Oruç, Bingöl'de 16 yaşındaki Orhan Yakar, Batman'da 15 yaşındaki Fatih Kaya, 17 yaşındaki İlmaz Gümüş ve Mehmet Şirin Maltu gözaltında kaybedilmiştir. Derneğimizin 2010 ve 2021 yılları arasında ilişkin yayınlamış olduğu Çocuk Yaşam Hakkı İhlali raporunda kolluk güçleri tarafından açılan ateş sonucu 73, zırhlı araç çarpması sonucu 18, mayın serbest bırakılan patlayıcı sonucu 39 çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir.